Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Çin-Türkiye ilişkilerinde bir yavaşlama olduğu yönündeki açıklamalarının ardından Çin Büyükelçisi gazetecilerle bir araya gelerek iki ülke ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi'nin Doğu Türkistan'ı ziyaret etmesini istediklerini söyleyen Büyükelçi, Türk tarafını samimiyetle Sincan'a davet etmek istiyoruz ifadesini kullandı. Konuklar o evin hassasiyetlerine göre davranmalı uyarısını yapan Büyükelçi, Türk-Çin ilişkilerinin temelinde anlaşmazlık olmadığını belirterek Çin tarafının Türkiye ilişkilerini geliştirmek için samimi olduğunu vurguladı. Uygur Türklerinin iadesi konusunda basında çıkan haberleri de hatırlatan Büyükelçi, adli yardımlaşma anlaşmalarını hatırlatarak suçluların etnik kökenlerine, dinlerine bakılmayacağına dikkati çekti. Çavuşoğlu açıklamasında Türkiye'nin hiçbir Uygur'u Çin'e vermediğini söylemişti. Çin'de hızla artan COVID-19 vakaları tüm dünyada endişeye neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü Acil Sağlık Programı Direktörü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin'de açıklanan verilerin doğru olup olmadığı ile ilgili kesin bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. Öte yandan Almanya'nın Çin'de COVID-19 vakalarının artması nedeniyle bu ülkeden gelen yolculara test zorunluluğu getireceği belirtildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Çin Devlet Konseyi Başbakanı Li Keqiang, iki ülke arasındaki işbirliğinin hızlandırılmasında mutabık kaldı. Başbakanlık ofislerinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Şerif, Çin Devlet Konseyi Başbakanı Li ile kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şerif, İslamabad'ın Çinli yatırımcılara tamamen güvenli ve elverişli iş ortamı sağlayacağı konusunda Li'ye güvence verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin talebi üzerine resmi yazışmalarda Turkey yerine Türkiye ifadesini kullanacaklarını açıkladı. ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde yapılan 8. tur oylamasında da meclis başkanı seçilemedi. Oylamanın 3. gününde yapılan 8. tur oylamasında Cumhuriyetçilerin çoğunluklu lideri Kevin McCarthy, başkan seçilmek için yeterli desteğe ulaşamadı. ABD Temsilciler Meclisi'nde son 100 yıldır ilk kez yapılan 7 oylamada da yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için meclis başkanı seçilemiyor. Çin ve Filipinler, Kasım 2022'de Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda düşen roket enkazı parçasının sebep olduğu gerginliğin ardından iki ülke arasında fırlatma uyarı sistemi oluşturmayı kararlaştırdı.